Selamun aleyküm arkadaşlar. Değerli dostlar, güzel insanlar. Videomuza başlamadan önce abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Bugün çok psikopat bir videoyla beraberiz. Artık ne diyorsanız vahşi, hayvani, ormantik bir videoyla beraberiz. Zira dünyanın en tehlikeli, en pahalı köpeklerini tanıtacağız bugün bu videomuzda. Turgay kardeşimle beraber olacağız. Birazdan yanımızda olacak Turgay kardeşim. İki tane çok değerli köpeği var. Bunlar aslında yasak. Evet, o da geliyor. Güzel kardeşim. Aha, çekime başlamışım bile sen ya. Hoş geldin kardeş. Sağ olasın. Vay 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 vay. Aman 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 aman. Aman aman. Otur sen buraya. Aman aman aman. Maşallah. Cümletten selam aleyküm arkadaşlar. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Zafer Bey'in davetlisiyiz bugün. Hoş geldin. Allah razı olsun kardeşim. Başım üstünde yeri var. Benim adım Turgay. Öztürk Konyalıyım. Sinigas'ta yaşıyorum Belçika'da. Evet. Köpek kuş sevgisi zaten başta. Başta. Zafer abi rica et. İşte köpekleri bir getirip gösterelim diye. Normalde göstermezdik diye getirdik. Bir süreli gösterelim dedik. Evet. Şimdi... Turgay kardeşim, kısaca bu köpeklerin özelliklerini alabilir miyiz? Hangisinden başlayalım? Hangisinden başlayalım abi? İkisi de başkacı. Şimdi cinslerini bir önce anlatıyorsun. Ben tanıtımı şöyle yaptım. Dedim hem tehlikeli hem yasak. Doğru. Hem tehlikeli hem yasak. Şimdi, hem de pahalı tehlikeli dedim. Tehlikeli demeyelim de yani köpeklerin eğitimine bağlı tabii ki de öncelikle. Nasıl eğitirsin öyle gider. Abi çocuk gibi diyelim. Bu paşa. 3,5 yaşında. Amerikan Spaniel XXL. 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 Özelliği ne bunun abi? Bunun özelliği abi, şimdi bunlar hepsi zaten Pitbull kanından gelmez zaten. Hepsi Pitbull'dan geliyor. Bunun güçlü olması, çene yapısı, peki, kendi gücü olsun yani. Kangal'la şey yapabilir mi? Boy ölçüşebilir mi bu? Kangal'a karşı hani karşılaştıramazsın. Kangal büyük ama böyle kangal kırması falan onlarla başa çıkar. Ama has orijinal Sivas kangalına tabii gücü abi, yetmez. Abi çok güçlü bu ya. Güçlü tabii. Manyak. Nasıl diyelim, çocuklarla güzel anlaşan köpekler, ikisi de aynı. Aynı anda çok korumacıdır, sahibine olsun, evine olsun. Yani hepsi komutludur. Otur. Peki yaşı kaç bunun abi? Paşa 3,5 yaşında. Daha genç. Paşa 3,5 yaşında genç ama insan yaşına göre tabii ki ilerlemiş. 3,5 yaşında 62 kilo ağırlığında. 62 evet. Kilo ağırlığında. Yani sağlam köpeğimiz ya. Şimdi çocuklarla anlaşması olsun. Pitbull'lar zamanında zaten savaşçı köpeği olarak kullanıldığı için bunlar genlerine oynanıp karıştırarak böyle çıkan köpekler diyelim. Peki bazı insanlar, mesela Turgay kardeşim, bazı insanlar gerçekten Pitbull, hani haberlerde de görüyoruz Pitbull saldırısı, Pitbull tabii, bilmem şeye. Tabii. Peki onlar niye öyle olabiliyor? Mesela onlar, sen diyorsun ki bunlar çok uysal köpekler diyorsun. Tabii ki. Eğitimine bağlı. Birazdan bak sana da yaklaştıracağım. Arkadaşlar orada onları sevdireceğim. Komuta bağlı. Sus! Sus, sakin. Yani sakin. Seni dinliyorlar. Tabii. Peki yabancılara karşı bir saldırma... Yabancılara karşı mesela saldırma yapısı yok. Saldırmaz. Tabii ki bana karşı herhangi bir sıkıntı oldu mu oluyor. Veya bir bayan gezdirdi mi bayanı korumaya alabiliyorlar ikisi. Evet. Aynı anda. Evet, evet. Bayanı koruyorlar. Evet. Peki fiyat olarak ne diyorsun sen? Şimdi Belçika'da diyelim. Belçika'da yasak diyorsun mesela bunun için değil mi? Belçika'da ağzını normalde bu şekilde gezdirmek yasak. Beslenmesi yasak değil henüz ama sürümdeler. Yasaklanacak. Ama tabii ki elden gelen yapılıyor, yasaklanmayacak. Peki fiyat olarak? Paşa'nın şöyle diyeyim, affedersiniz, spermine 2500 euro teklif geldi. Şunur. Tabii. Yavrusuna değil, sadece eşittireceğiz. O fiyat verir. Evet, duydunuz arkadaşlar. Şimdi bu yaşta bunu almaya kalksın veya yavrusun diyelim, yavruluktan daha pahalı. Yavruluktan 3,5'dan 4,000 euro yakına başlıyor. Türkiye fiyatında, mesela Türkiye'de de takip ediyorum. Bazı arkadaşların tabii ki kanalları var. Onlar da yani arkadaş Türkiye'de almış. Hani bunun kadar orijinal değil. 25.000 TL para verip getirtmiş. 30.000 TL verenler var. Var, tabii ki var. Başka türlü pahalı, tehlikeli. Peki neden... Turgay kardeşim, bunun havası nasıl? Onun havası mı? Yani sokakta onunla gezmeye nasıl oluyor? Ya sokakta tabii ki ürkenler oluyor ama çoğunlukla üzerine koşan da oluyor. Niye? Seviyorlar. Tabii. Seviyorlar. Mesela rahatlıkla, gönül rahatlığına ikisinde 30 tane 40 tane çocuğun arasında bırakabiliyor. Peki ısırsa ama yok, biliyorsun bir yani. Tabii ama güvendiğim için. Evet. Sıkıntı. Bundan beklerim. Peki. Bundan beklemem. Senin bu köpeği biraz tanıyalım. Bu bunun hangi bu cins? Bu Rambo American Stafford. Türkiye'de Amstafford diyorlar. Tamam.
Bunlar da nasıl kızgın yapıya sahipler. Buna göre çok kızgın yapısı, çok çabuk horurlanabiliyor. Farkındayım. Yaşı ha? Daha yaşına girmedi tabii ki. 11 aylık. Evet. 11 aylık kendisi. 53 kilo ağırlığında. Bak şu an seni mesela, bak seni takip ediyor. Evet biliyorum. Ama ne yapıyor? Bırakma. Bırakma ya, götürür beni. Sen arkama doğru gelince gel. Senin kuşlar yiyecekler valla. Gel buraya. Evet. Şimdi. Şimdi bu köpeklerin. Sakın. Furkan. Furkan. Otur bakayım içeme. Telefonun cebine koy. Onu bırakırsan kötü olur. Amerikan Stafford oluyor. Bunlar tanımı zaten göğüsler çoğunlukla geniş olur. Bacaklar birbirinden ayrık olur. Yakın olmaz asla. Tamam. Çene kasları olur. Tamam. Gagası biraz daha tabii uzun oluyor ona göre. Kuyruğu zaten pitbullarda sivri biter. Bunlar da yuvarlak bir şekilde bitiyor. Sakin ol. Diş yapıları değişik oluyor bunlar. Bunlar çok inatçı köpekler ve güçlü. Diş yapılar zaten birbirine... Sakin. Ne yapıyor? O şey gördü ya. Baykuşa salır. Baykuşa salır. Sakin. O evet, kadar gördünüz. Doğrulanmıyor. Bu biraz agresif. Daha genç olduğu için. Onu sakin. Bunun deri yapısı çok. Bir dişi kırılmış bence. Bir dişi kırıldı ya. Bir kavga ettiydi. Küçükken dişi gitti. Gelecek ama değil mi? Gelmez. Çıkar mı? Gelmez. Yazık ya. Dişi gelmez bir daha. Çok yani Amerikan Staffordlar bir pitbull kadar agresif ya. Ama bir çocuk olsun, bir insan olsun onlara saldırmazlar tabii ki. İnsanlara kolay kolay gitmezler. Koruma yapısı ondan daha fazla. Mesela arkamdan sessiz gel. Gel, gel şu kenara geçelim gel. Ben bak, korkuyorum vallahi arkadaş. Ya biraz al onu. Turgay. Korkuyorsun ya, ben görüyorum. Ya şimdi ben köpeğin gözlerinden anlıyorum ki saldıracak mı, saldıramayacak mı? Gerçekten bu gösteriyor yani, biliyor musun? Var. Genç olduğu için biraz kanı fazla hızlandı. Evet. Diğeri bak, normal. Sandalye gözüm, oturayım buraya. Sandalye verir misin? Amca kıvıldayamıyor yerinden. Ya abi. Ben şimdi geçen Gazi kardeşimin pitbull kangallarını çektim. Ya kısa tut ya da biraz benden uzak dur kardeşim. Gelmez olsun. Şimdi şöyle bir soru sorayım. Bu köpek sevdası nasıl başladı sende? Abi köpek sevdası nasıl başladı diyelim. Ya hep milletten görerek oldu. Türkiye'de doğdum ben zaten şahsen. Hı-hı. Orada amcamın kangalları falan vardı. Hı-hı. Araştırdım ve bu tarz köpekler yani kangaldan daha çok sadık olduğunu öğrendiğim için, yani kangal da sadık hayvan ama bunlar daha da sadık hayvan olduğu için evet. Bu sevdaya girdik. Bu sevdası zaten doğuştan geliyor. Peki bunun bakımı nasıl abi? Abi bunun bakımı... Ne yiyor mesela? Zor. Ne yediriyorsun? Bakımı zor. Et mi yediriyorsun yoksa maması mı? Sabahtan akşama kadar 24 saat önünde maması var. Tamam. Mamasıyla su 24 saat önünde. Akşam saat 9-10 arası zaten 2 kilo yakın et yiyorlar. Sonra yatıyorlar zaten. Tekrar gün boyunca kuklar var önünde. Peki evin içinde mi besliyorsun Turgay? Asla. Bahçedeler. Bahçedeler değil mi? Kendilerine ait yerleri var. Evet. Bahçeleri var, yuvaları var. Evet. Başta zor oldu anlaştırma ama şimdi anlaşıyorlar. Peki hangisi güçlü kavgada? Bu çok hızlı. Çok... Tamam. Hiperaktif o daha güçlü. Tabii kilo ağırlığı olsun, evet. Çene basıncı olsun. Evet. Ama tabii ki böyle Türk köpeklerde, pitbull'larda, Amerikan Stafford'larda ilk tutan her zaman kazanıyor. Tabii. Çene basıncı çok, inatçı. Tabii. Mesela çok inatçı köpekler. Şimdi bak, hayvanları dövüştürmekten yana değilim. Çünkü günahtır. Kimse evladını dövüştürmez. Yok, günahtır. Bu tabii, bir. Ondan öte de kimse evladını dövüştürmez. İkincisi de şunu sana söyleyeyim. Mesela Türkiye'de benim köpeğim vardı. Kangal. Kangal kırması mı? Artık kangal. Mesela çok boğuştururduk. Şu anki aklım olsa, yani küçüktük o zaman. Bebektik. Daha ne? Kaç yaşında? 13-14 yaşındaydık. İşte benim köpeğim böyle, senin köpeğin şöyle. Aslında bu hayvanları... Aynen. Ben... Evet. Aynen öyle. Gerçekten bu agresif lan. Ya. Gerçekten yani. Buna dikkat etmek lazım ha. Çok güçlü köpekler ya. Evet. Güçlü köpekler. İkisi de yani rahatlıkla bir... Onu biraz yaklaştırır mısın? Kaşa gel buraya. Gel yanım oğlum. Furkan seni tanıyalım. Benim ismim Furkan. Evet. Soy ismim Yıldız. Kamerayı çeken babam. Ben de bir köpeklere yardımcı olmaya geldim. Evet. Senin köpeğin var mıydı? Vardı. Bir huskiydi. Onu da çıkarttık. Sibirya kurdu. Peki o nasıldı? O
güzel de. Dünyanın en güzel köpeği değil mi? Aynen. He. Peki siz... Sizin önceki Husky ile bu bebeklikten beri beraber büyüdüler. Evet biliyorum. Sizin Husky satıldıktan sonra... Husky. 1,5 ay sonrası bir görmeye gittik, bunu da götürdük yanına. Tanıyorlar mı diye. Senin Husky en son bunun sırtına bindi, burasını ısırdı. Şimdi Turgay, bak. Ben köpekleri severim, bütün hayvanları severim. Tabii. Ama hayvan aldın mı, buraya esir etmeyeceksin. Bakacaksın. O hayvan var ya, sabahtan akşama kadar bak bunlar getirdi, ben dedim ben bakmam. Benim kuşlarım bana yeter. Çünkü köpekle ilgilenmem. Sizin köpeğiniz. Tamam mı? Dinler misin? Dedim ki sen, madem ki getirdin buna bakacaksın. Akşama kadar yatıyorlar, köpek hapis kalıyor. Aç, susuz. Onun için dedim. Şimdi köpek ne yapıyor biliyor musun? Keyif ediyor. Adam var ya, evin içinde besliyor. Kar almış köpeği, bunu da gördük. Evet, aynen öyle. Valla beni biliyoruz, ben sabahtan akşama kadar çalışan insanım. Bak, ev var, ev inşaat ediyorum, yetmezmiş gibi de bunlara araya sıkıştırıyorum. Peki Turgay, son bir soru daha sorayım. Bu köpeğin eğitimini nasıl yapıyorsun? Çocuğunu nasıl eğitirsen öyle eğitilirler. Öyle nasıl diyeyim mesela? Köpek, Turgay beni ısırırsa ben de seni ısırırım. Yok, ben sana söyleyeyim. Öyle direkt ısırmaz. Çünkü bu tehlikeli. Valla tehlikeli. Tehlikeli olduğuna bakma. Şu an koruma moduna köpek. Hani bilmediği bir yere geldi. Anladım da öbürü de, öbürü niye uysal? Öbürü çok uysal ya. Bunlar ama bak nasıl biliyor musun amca? Bunların tar- içine baktın mı geçmişine? Klein Beyci bak sen de içeri çekelim. Gel. Evet bu da Tarık kardeşimiz arkadaşlar. Tarık seni biraz tanıyabilir miyiz? İyisin Tarık, Yürük, İspart'tan gelme. İspart. Olsun. Köpek benim ama bu kardeşimiz daha çok bakıyor benden. Çünkü benim zamanım yok bakmaya. Evet. Köpek benim. Köpeğin huyu nasıl, iyi mi? Köpeğin huyu iyi, insanlarla çocuklara gezmeyi çok seven biri. Evet. Ama biri dokandığı zaman ki gezdirdiği kişi o zaman parçalar. Parçalıyor. Ağzını açtığı zaman, birini ısırdığı zaman 2500 ton kapatıyor. 2,5 ton. 2,5 ton. 2,5 ton. Çene basıncı var. Peki şimdi seninki? Benimki de. Benimki de 11 aylık. Geçen gün veterinerde test yaptık. 2,3 ton bastı çenesi. Çenesi. Neye bastırıyor veteriner? Böyle bir özel bir şey yapmışlar. Etrafı şeylerle dolanıyor. Evet. Yumuşak şeylerle. Dikkatini çekecek renkler zaten. Evet. Birazcık agresif olup direğe kendisi zaten sarılıyor otomatikmen. Evet. Diş güç başlar çok güzel ya, çok güçlü. Kangaloo'ya çok basınçlı dişleri var. Maşallah. Maşallah. Kaslar olsun falan. Ama önceden çocuk bakıcısı olarak kullanılmış köpekler. Hangisi? Pitbull'lar olsun, bunlar olsun. Pitbull'lar önceden savaş köpeği olarak kullanıldı. Nerede? Nasıl? Amerika'da falan. Bunda savaş köpeğiydi önceden. Pitbull'lar savaşta kullanılıyordu, savaşçı köpekler. Ne amaçlı kullanıldılar ama? Agresiflerdi, insanları parçalatma olsun, insan üzerine saldırma olsun. Komutlu bir asker gibiydi diyelim. Evet. Değerli dostlar, güzel insanlar. Bu birinci bölümdü. Birinci bölümü kapatıyoruz. Like atmayı unutmayın. Özellikle abone olmayı unutmayın. Söyleyecek bir şeyiniz var mı? Can sağ ol. Herkese tavsiye ederim. Res okuyor musunuz? Okuyorum. Nasıl? Bütün bu köpekçilere. Köpekçileri res okuyorum. Nasıl diyeyim? Kavga yönünden değil. Nasıl güzel evazınızı paylaşın. Bizim de gözümüz bayram etsin. Saygılar, selamlar saygılar, olsun. Saygılar, selamlar olsun inşallah. Evet. Furkan bir şey söyleyeceğim. Tarık bir şey söyleyeceğim. Herkese. İstirma. Evet birinci bölümü kapatıyoruz arkadaşlar. Biraz sonra ikinci bölüme başlayacağız inşallah. Şu köpeği de ben onu çok beğendim valla. Şu köpeği belki kapak yapabiliriz. Yap kapak tutarı yapabilirim. Dur. Getir ben kaçayım sen. Dur. Onu bir el, benden çek. Aç boynaş dolasın baştaki. Yok. Dur. Yok abi. Şöyle bak. Sonra birazdan. Diyor, bak. Selam ver. Furkan. Selam ver. Vay. Selam ver. Furkan. Bunu böyle çevir, bana baktırt. Ben gel, kapak yaptıracağım bunu. Oturt. Oturt. Öyle değil. Dur sen şunu. Ben sana kapağı gösteririm. Başı gel. Başı gel şöyle. Otur oğlum, otur. Dön şöyle. Yavaş. Böyle çevireceğim. Lan gel. Üstüme gelecek gel. Gel. Çağır tamam, paşa geldi. Çağır. Paşa geldi. Paşa gel. Paşa. Paşa. Paşa otur. Sen gelin o tarafa durdun Turgay. Otur. Ya, bir resim çektiremedik ya. Sen öyle durdun. Vay. Dur bir. Poz ver. Çağır lan onu paşa diye. Paşa. Bu tarafa bak. Aslan. Tamam. Dur bakayım. Biraz daha yaklaş. Vay. Aynen öyle tut. Dur.
Dur. Biraz tam ortalayayım. Tamam, yanlış. Neyse, tamam ya. Değil mi?